Biliyoruz biz işte. Şimdi Bu ben arada gene şunu söyleyebilirim. Ben sana bir satrançla şey söyleyeyim. meşgulüm. Bence İtalya'yı çok iyi tanımayanlar böyle Evet, düşünüyor. bakalım. Onun için soruyorum ben. Çünkü İtalya deyince biz Bu yani gece İtalya'yı da biliyoruz. virüs Yapısını da biliyoruz. konuşuyorlar. Pizza biliyoruz. Makarna biliyoruz. Pasta bir yani. Makarna dediğiniz şeyin biz yalnızca bolognese sosu biliyoruz değil mi? Makarnanın Bu onlar arada benim her türlü astigmatım deniz var. ürünleriyle makarna yapıyorlar. Vitamin Makarna ne? deyip Evet yani. geçmeyin. Enginar katıyorlar Tabii içerisinde. tabii tabii Enginarlı tabii. yapıyorlar. Kabak çiçeği. Mesela benim en sevdiğim pizza kabak çiçeğinden yapılandır. Ya onlar hep içerisinde ben onu diyorum hep antidotunu da koyuyorlar. Yani tedavi edecek şeyi de koyuyorlar. O makarnanın içerisinde öyle soslar, kereviz sapından tutunuz, yer elmasından tutunuz, öyle şeyler katıyorlar. İşte ben o kültürü aldıktan sonra onların ne kadar doğru beslendiğini anladım. Dolayısıyla onlar çok genç görüyorlar. Fazla da uzatmak istemiyorum ama benim kanaatime göre o insanlar aslında o yaşlı grubun daha fazla bu işten etkilenmesinin nedeni o. İkinci o soru olarak Greyfurt'a geleceğim. Hocam biz greyfurt yemeyelim mi bu süreçte? Kesinlikle. Yani şöyle Yemeyelim. bakın ilaç kullanan bir insan, bakın anlatayım detaylı bir şekilde. İlaç kullanan Beyazlar bir benim bu insan arada. Anlatmama greyfurt gerek yok içmemesi, herhalde. suyu içmemesi lazım. Greyfurt yememesi lazım. Evet, portakaldan farklı. Greyfurt Greyfurt'un yeme diyorlar içerisinde ya. portakaldan farklı olarak Şimdi bir tane Greyfurt polifenol çıktı bir yapı var. koronavirüste. O bileşik kesinlikle bizim Neler çıkaracaklar karaciğerimizdeki bakalım. ilaçların metabolizması dediğimiz ilaçların yıkılımından yani vücuttan atılmasından sorumlu enzimleri baskılıyor. Dolayısıyla siz ilacı vücudunuza atamıyorsunuz. Atamadığınızda zaman ilaç sizde zehir etkisi yaratabilir. Etkisi artar ve toksik dediğimiz zehirlenme tabloları ortaya çıkarabilir. Bu tıpta çoğu doktorun bildiği bir şeydir aslında. Ben de hani bu pandemiler olunca şimdi insanların ilaç kullanma potansiyelleri var. Yani bugün iyiyiz ama 3 gün sonra ne olacağımız belli değil. Belki biz de virüs kapıp biz de ilaç kullanmak zorundayız. Belki de virüsü kaptık. Ayakta atlattık. Dolayısıyla bu potansiyele karşı yani halk sağlığına bir katkı olsun amaçlı ben greyfurt suyunun tüketilmemesinden yanayım. Ama C vitamini öyle değil. Greyfurtla C vitamini ayrılıyor bu konuda. C vitamini yani greyfurtun içinde özel bir madde var. Greyfurt adlı Evet, şey. atı Dolayısıyla bayağı etkin greyfurtu oynadık. portakaldan ayırabiliriz. Hani Şimdi greyfurt yemeyelim o zaman portakal da yemeyelim mantığı az kaldı yanlış. Peki. Profesör hamlelerimiz. Doktor Recep Öztürk, Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, enfeksiyon ve klinik mikrobiyoloji uzmanı. Şöyle Hocamın son gitsem. sözlerini alayım. Genel bir toparlama isteyeyim kendisinden. Ardından biz bir süre daha devam edelim. Buyurun hocam. Şimdi Şu bir atı sağlık alalım önce de. sürecinde en Şah önemli husus çektik. tereddütlere mahal bırakmamak, paniğe yer vermemek ve Şimdi bu bunu konuda alacak. birlik, sorunlar olabilir. O Sorunlar zaman, o zaman, o olabilirse zaman. aslında İşte bir hiç çekinmeden de gündeme astigmatın geçsinler. ve Çözüm arayışı, çözüm disleksikin odaklı otak. satranç Şimdi oynamasının bakın az önce ne kadar zor tartışmalara olduğunu konu olan görebiliyorsunuz. uygulayan Evet, şimdi halledilmeden at tıt 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 tek tek ona bunları vermeden bir depin ödenir sanıldığı söz taramak konusu bir durumunda kere söyledim. kalıyorum Zaten maalesef. bu vakalar olası COVID-19 bakın olası Eh, tipleri seni tipleri yaşatmamak COVID-19 gerekiyor olan şu anda. hastalarda. Şimdi siz bu hastalarda belli sürelerle test ediyorsunuz. Artı bu şekilde bir ölüm halinde daha erken bir ölüm halinde Biraz çayının sesini önümüzdeki duyabilir miyiz günlerde, arkadaşlar rica önümüzdeki etsem? Evet, günlerde sesini yükseltelim. antikor testleri de gündeme gelecek. O nedenle doğrusu gündeme getirilen yani sanki bir ölüm nedeni gizleniyor imajını bir hekim olarak kabul etmem mümkün değildir. Çünkü bu her şeyden önce etik değildir. Yani kim olursa olsun bir hekim bir ölüm nedenini gizleyemez. Gizlerse yani o kişinin etik açıdan, deontolojik açıdan ciddi bir sorunu açığa çıkar. Bu nedenle doğrusu bu şekilde söylentileri, ısıltıları bizim kabul etmememiz gerekiyor. Çünkü şu anda çok ciddi bir mücadele yapılıyor. Ölüm sayıları Evet, şah açıklanıyor. çekiyoruz, Az çekiyoruz, önce ismini kaçıyor. de vererek Ama biz bir bakanlığın veziri artık istenen ilerleyelim bakalım. verileri açıklamaya başladığını da söylediniz. Gördüğünüz Bu gibi bu veriler oyunu da yarın kazandık. daha Evet.